Sevgili izleyenlerim, evet, iki sporcumuzun arasındayız. Ve bu evlatlarımız, ben öncelikle Allah'tan başarı diliyorum bunlara. Çünkü çok önemli bir konuda ne yapıyorlar? Rehberlik yapıyorlar, örnek teşkil ediyorlar. Şimdi sağından başlayayım. Önce bir isim soy isim alalım. Biraz sesli olsun. Tamam. Aç mısın? Biraz. Hatice Akbaş ben. 22 yaşındayım. Malatyalıyım. 13 yıldır da bu sporun içerisindeyim. Antrenörüm kendi babam Kerem Akbaş. Onunla birlikte 13 yıldır da boks yapıyorum. Avrupa oyunu, Avrupa şampiyonluğum, dünya şampiyonluğum, Akdeniz oyunları şampiyonluğum var. Bu son geçtiğimiz aylarda da Avrupa oyunlarında 3. oldum. Evet. Olimpiyatlara bilet aldım, Pars olimpiyatlarına. Evet. Bayağı kadınlarda 4 kutu aldık. Bir tanesi benim. Buraya Bayburt'a olimpiyatlara hazırlanmaya geldik. Burası artık bizim ikinci evimiz oldu. Burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sefil Hocam önderliğinde. Sefil Hocam tüm takımının yani kendini kanıtlamış önde gelen birisini. Evet, şanslı size onu da diyeyim ha. Evet, biz çok şanslıyız. Evet. Doğru yerdeyiz. Doğru yerdeyiz. Aynen. Güzel çalışıyoruz. Bilet aldım dediğimiz 12. aya. Hangi ay? Nereye gidiyorsunuz? Önümüzdeki yıl Paris. Bir yıl sonra Paris'e gideceğiz. İnşallah başarılı evet. Olursunuz. İnşallah. Burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güzel çalışmalar da oluyor. Hocamızın emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Evet, ben de teşekkür ediyorum. İyi ki Bayburt'tasınız. Evet. Bayburt'u nasıl buldu? Bayburt'ta çok güzel bulduk. Biz de Malatya'da küçük bir ilçede yaşıyoruz zaten. Evet. O yüzden orayı aratmıyor yani. Sen aratmıyor değil mi? Kendi evinizde gibisiniz. Evet, evet. Güzel. Evet. İsim bakayım kamerada. Biraz bana doğru gel. İsim soy isim. İsmim de Adıyaman. 23 yaşındayım. 7 yıllık boks yapıyorum. Ha sen dur lazım. Kaç yıldın sen? 13. 13. He unuttuk onu bak. 7 yıldır boks yapıyorum. Milli sporcuyum. İş Türkiye şampiyonu, bir uluslararası şampiyonluğum var. Antrenörüm Kerem Akbaş. Malatya'dan geliyorum ben de. Hatice ile birlikte. Evet. Önümde dünya şampiyonası var 2024 yılında. Ona hazırlanıyoruz. Bayburt'a ilk defa geldik ve çok beğendik. Tam yani sporculara göre bir yer. Çok kısa tam da güzel şu an hava gayet uygun. Aynen. Hafiften seni terletmiyoruz. Aynen. Evet güzel. He. Çok sosyal hayatı olmayan bir şey yani tam sporculara göre. Seyfullah Hoca'nın yanındayız. Zaten herkes tarafından bilinen bir antrenör. Bu yönde çok şanslıyız. Biraz disiplin yok lan. Evet, sert disiplin. antrenmanlarımız hem çok güzel, zorlu ve disiplinli bir programla geçiyor. Bunun faydasını da görüyoruz. Tabii. Sağ olsun desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi genç kızlarımız ne yapacak sizi izleyecek? Evet. Tabii ki erkek kız. Herkese şu an sizin sporcunuz hitap ediyor ama şimdi biraz da derler de yani kızlar da spor hani böyle bir boks sporu. Ne düşünüyorsunuz? Böyle bir konuda genç kızlarımıza girmeli miler, denemeli miler? Bir öneriniz var mı? Senden başlayayım. Ya bana göre kolay olan bir spor yok. Tabii. Hemen her spor dalı zordur. Evet. Bu boks olsun, başka spor dalı olsun yani kesinlikle yönelmeleri lazım. Hem disiplin hem özgüven her konuda yani faydasını görecekler. Evet. Öyle. Şimdi şuraya da gelelim. Siz onu hiç girmediniz. Ben söyleyeyim. Şimdi spor yapıp başarılı olan sporcularımızın beden eğitim öğretmeni, yani devletin de güvencesi var. Yani yarın siz ekmeğiniz de hazır derim ben. Doğru mu diyorum? Bunun zaten hakkının yeri, devletin birçok faydası var. Ben milli sporculukla üniversiteye girdim. Şu an üniversitede milli bursu alıyorum. Hangi dalda okuyorsun? 5 yıl, beden eğitim öğretmenliğiyle okuyorum. Ha, diyorsun ben artık sporcuyum. Evet, artık. Ömür boyu bu. Milli sporcuyum, okul hayatımda. Ben sporcuyum diyorsun. Evet. Güzel. Peki, gel senden şimdi kameranın şeyine düştük biraz. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Bu kız çocuklarımıza veya erkeklere genelde olsun. Evet. Gençlerimize bu ne dersin? Nasıl bir efendim sporu yapmaları sen? Ya şimdi şurada söyleyeyim. Biraz ben sözü uzatıyorum ama
Şimdi gençlerimizde derler ki, ya derler, ben gidip vaktimi işte salonlarda mı harcayacağım, ne güzel gezmek, tozmak efendim, kafelerde, dururken. Şimdi şöyle, ben zaten küçük bir ilçede yetiştim, orada doğdum büyüdüm. Ben ilk başladığımda da babam antrenörümdü, şansım oydu. Bize de diyorlardı ki işte kız çocuğu boks mu yapar, işte kız çocuğu şort mu giyer, atlet mi giyer. Ama biz buralara geldik, olimpiyata gideceğim. Yani bence her kız çocuğu da spor yapmalı diye düşünüyorum. Evet. Özellikle savunma sanatları yapmalılar, kendilerini korumaları için savunma sanatı yapmalarını öneriyorum. Şimdi buradan da babalarınıza selam olsun, Malatya'dan var. Evet. Selam söyleyin ailenize. Babama, aileme, memleketime selam söyleyin. Kardeşler yok mu? Kardeşlerime de hepsine söyle. Benim antrenörüm burada zaten, babam. Babam burada? Evet. Oradaki? Evet. O yüzden ben... Benziyorsun. Rahat. Bak doğru. O yanımda sürekli. Peki, ben de size Haber 69 dergisinden de muhabiriyim. Evet. Teşekkür ediyorum. Bayburt'ta oluşunuz bizleri mutlu ediyor. Onu da söyleyelim. Ondan ayrı gençlerimize güzel örnek oluyorsunuz. Onu da, onun için de bir teşekkür. Dünya Avrupa şampiyonlukları, bunlar için de bir teşekkürümüz de var yani. Ben güzel çalışın Bayburt'ta, bir şeylerden gelin. Evet, bak Malatya'ya değil, bize getirin. Tamam mı? Buraya da gelin. Tamam mı? Teşekkür ederim. Söz verin bana. Söz verin. Tamam. Peki. Hem Malatya mı Bayburt? Hem Malatya, başım hem Malatya, sen Bayburt. Evet. Tamam. Evet. Eyvallah. Teşekkür ederiz, ayağınıza sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. İyi ki sporcusunuz. Sağ olun.